Elazığ'a yardım kampanyaları sürüyor. Antalya'nın Manavgat ve Kemer ilçelerinde belediye tarafından düzenlenen yardım kampanyalarına vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Manavgat'ta küçük bir kız çocuğunun Elazığ'a göndermek için yarım litrelik pet şişe içerisine getirdiği biberiye turşusu dikkatlerden kaçmadı. Elazığ için yardıma Manavgat ve Kemer'den de destek geldi. Manavgat Belediyesi Elazığ'daki depremzedelere yardım için kampanya düzenledi. Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi önündeki organizasyonda ikinci yardım tırını bölgeye gönderen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, doğru ellere yardımın geçmesinin önemine değindi. Bizzat o bölgede zarar gören mahallelerin tespitini yaparak kendileri muhtarlarla iletişim kurarak bizzat kendileri dağıtımları yapmışlar ki bu da önemli. Yardımların gitmesi önemli. Orada doğru ellere ulaştırılabilmesi bizim için de aynı ölçekte önemliydi. Küçük bir kızın yarım litrelik pet şişe içinde getirdiği biberiye turşusunu görevlilere teslim etmesi ise kampanyaya damga vurdu. Şuna gıdaya koyalım. Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları işbirliğinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında bakliyat, ısıtıcı, yorgan, battaniye, giysi, halı ve kilimlerin bulunduğu tır, Kemer Belediyesi önünde düzenlenen uğurlama töreniyle Elazığ'a gitmek üzere hareket etti. Uğurlama törenine Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Birçok vatandaşımız şu anda evlerine giremiyor, hasarlı evlerden dolayı dışarıda zamanını geçiriyorlar. Gerçekten bizi çok üzdü millet olarak ama bir yandan da şunu bir kez daha gördük ki aziz milletimiz de ne kadar övünsek, ne kadar gurur duysak azdır. Vatandaşlardan gelen yardım malzemeleri arasında bazı çocukların deprem mağduru vatandaşlara yazdığı mektuplar ve gönüllerinden kopan hediyelerin olması herkesi duygulandırdı. Başkan Topaloğlu, belediyenin topladığı yardımların dışında ilçe halkının da kampanyaya destek olduğunu söyledi. Bir iki gün içinde birçok malzeme geldi. Belediye olarak biz zaten büyük bir alışveriş mağazasının bu bakliyat dahil hepsi, battaniye, çocuk bezi olmak üzere hepsini hazırladık. Ama vatandaşlar bu işin içinde biz de olalım dedi. Sivil toplum örgütleri biz de olalım dediler. Hemen belediye ekipleri burayı açtılar, gece sabaha kadar çalıştılar. Şu anda bir tırdan fazla bir malzeme toplandı. Gönderilen yardım paketlerinin içinden çıkan bir mektup ise Türk halkının birlik ve beraberliğinin belgesi gibiydi. Diyor ki ben 5 yaşındayım diyor. Yazamıyorum, annem yazıyor diyor. Sen kendimin ve diyor kardeşimin kazaklarını gönderiyorum diyor. İnşallah çok kısa zamanda diyor iyileşirsiniz diyor. Şimdi bunlar çok önemli konular. Yani biz böyle acılı günlerimizde birbirimizin yanında olmayı seven bir milletiz. Sonuçta biz Türk milletiyiz. Tabii bu yardımın yapılması bir kenara, bir de birlik beraberlik olmak bu zamanlarda çok önemli bir şey. İlk olarak belediye Arslan Bucak hizmet alanında bulunan yardım malzemeleri tıra yüklendi. Belediye ana bina içerisinde diğer malzemelerin de tıra yüklenmesinin ardından belediye önünde uğurlama töreni düzenlendi. Yardım tırı törenden sonra dualar eşliğinde Elazığ'a doğru hareket etti.